Evet arkadaşlar, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yaptık. Yani Türkiye'ye giriş yaptık derken Duty Free'nin önüne geldik. Türkiye şimdi gümrük kontrolünden geçeceğiz. Hep beraber bakalım. Canlı yayınlarda da söylediğimiz gibi gümrükte neler değişmiş. Bulgaristan'dan arkadaşlar geçtik, bir bekleme oldu, bir minibüs geçemedi, yer değiştirdik, sol şeritten sağ şeride geçtik derken oradan geçebildik. Yalnız videoyu orada açma unutmuşum, canlı yayın yapıyorduk arkadaşlar, kusura bakmayın. Canlı yayından da görebilirsiniz. Bulgaristan, Türkiye canlı yayınında girişi oradan görebilirsiniz. Kusura bakmayın. Burada da bayağı bir bekleme var. Biraz evvel soruldu yüz sistemi var mı yok mu diye. Arkadaşlar yüz sistemi bence kalmadı. Yani şöyle, bir kere yaptıysanız bir daha yapılmıyor. Artık kaç senede bir yenilenecek onu da bilmiyorum tabii ki. Yani bir kere yapanlar onu bir daha yapmıyor. Şimdi bakalım önümüzdeki arabalardan. Evet, adam çıktı, indi ve yüzünü gösterdi. Yanında da oğlu var. Önümüzde 1, 2, 3, 4, 5... 6 araba var. Evet, oğlu da yüzünü gösteriyor, kameraya bakıyor. Ben bunu yapmıştım bir kere, yüz tanıma sistemini. Bakalım tekrar istenecek mi? Ve soru geldi, ikinci telefon götürebilir miyiz diye. Bunu da soracağız, halledeceğiz. Tabii ki.
arkadaşlar şimdiye kadar hepsi arabadan indi. Yüz tanıma sistemi için. Haziran ayında bu bir sorun olabilir. Herkes yapması icap ederse görüyorsunuz iki araba için ne kadar bekliyoruz. Ve bunu canlı canlı gördük şimdi. Bundan sonra da bagaj kontrol var. Burasını geçtik mi daha çabuk ilerliyor. Dayı yorulmuş yavaş yavaş.
arkadaşlar, yüz tanıma sistemi her seferinde yapılacakmış. Memur bey öyle söyledi. Kaldı şimdi bagaj kontrol. Bu Audi de Lamborghini'ye benziyor ya. Bagaj kayıt. Sigorta belgesi lazım. Şimdi telefonu da soracağım, ikinci telefon konusunu. Bir ara yasak dediler ikinci telefonu götürmek. Onu da memur beye soracağım. Yalnız bu yüz tanıma sistemi arkadaşlar her seferinde yapmamız gerekiyormuş. Ve bir şey daha söyleyebilirim. Bugün ayın 4'ü, Haziran ayındayız. Türkiye'de 38 derece sıcaklık var şimdi burada gölgede. Yanıyor. Türkiye yanıyor arkadaşlar. Ben İsviçre'den çıktım, 9 dereceydi. Gece çıktım, 9 dereceydi. Yani az kalsın kazakla çıkacaktım yola, o kadar soğuktu. Ve Türkiye yanıyor. Önümüzdeki Audi de güzelmiş. Güzel günlerde kullansın. Beyefendi kardeşimiz. Brezilyalı alacak, ondan sonra duracak orada. Bagaj kontrolü var. Her arabanın içine bakıyorlar arkadaşlar. Şey daha dikkatimi çekti, çok Bulgar geliyor Türkiye'ye, alışverişe gidiyorlar herhalde. Evet, herhalde aracı kendinin üzerine değil bir sürü kağıt verdi, vekaletname herhalde.
Evet arkadaşlar, telefon konusunu da sordum. Kullandığınız iki telefon getirebilirsiniz, iki tane. Ama belki siz de duydunuz, ambalajında olduğu zaman yeni, ikinci yeni, onun vergisini vermeniz lazım. Getirmek yasak değil, getirebilirsin. Ama vergisini vereceksin, beyan edeceksin. Ya Türkiye sıkıntı değil. Türkiye'ye giriş, ben şimdiye kadar hiçbir sorun yaşamadım. Evet. Valla karnım da acıktı ya. Karnım da acıktı arkadaşlar. Gelin şöyle şuraya kadar bir çekelim. Ondan sonra kapatıyorum arkadaşlar. Caminin oraya kadar bir görelim oraları. Evet, ne öğrendik? Yüz tanıma sistemi var. Ve ikinci telefon getirme hakkımız var. Ama kullanılmış, yani kullandığımız mesela özel bir telefon, bir de şirketin telefonu serbest. Gidebilir miyim? Hay Allah razı olsun. Hayırlı günler. Evet arkadaşlar, Türkiye'ye hoş geldik. Ben burada şimdi yayını kapatıyorum. Bana müsaade. Tekrar ne diyorum? Sağlıcakla kalın, benimle kalın, hoşça kalın. Murat.